Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeşil Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yapmış, Cumhuriyet'in kenti, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanların kenti Bursa'nın, kızım İpek'in ismini aldığı memleketim Bursa'nın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün geldim, bugün buradaydık, yarın yine Bursa'dayız ve üç gün boyunca burada il başkanımızın ev sahipliğinde, ilçe başkanlarımızın ev sahipliğinde kazandığımız belediyelere gidip önce ilçe başkanlarımızı, sonra belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Onları kutluyoruz, örgütümüzü kutluyoruz. Ben bugün buraya, ya normalde programımda Yıldırım ilçe ziyaretini de koymuştum. Çünkü yakından tanırım, bilirim ki Yıldırım ilçe Bursa'nın siyasette örgütün en çok zorlandığı, en çok emek verdiği, en fedakar üyelerinin bulunduğu ve ne zaman Yıldırım'ı alacağız, Türkiye'de iktidarı da alacağız diye bellediğim bir ilçedir. Onun için buraya da geldim. Öncelikle seçimdeki emekleriniz için İlçe yönetimine, ilçe başkanına, kadın kollarına, gençlik kollarına, adayımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza seçilsin, seçilmesin ve bütün örgütümüze emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu sefer olmadı ama bir dahakine mutlaka olacak. Buna yürekten inanıyorum. Ve seçimler geçtikten beri yaptığımız çağrıyla partimize resmen kaydı gerçekleşen 70 bine yakın üye var. Rakam 100 bine yaklaşıyor işlemleri sürenlerle birlikte ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hızla büyüyor. Seçim akşamı kürsüden şunu söylemiştim. Dedim ki o %25'lik cam tavan artık kırıldı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki engeller kalktı. Bundan sonra hızla büyümeye, hızla güçlenmeye devam edeceğiz demiştim. O gün de söyledim, Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde 973 ilçede söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'ten önce kurulmuş. Kurtuluşu örgütleyenlerin, Kuvayi Milliyecilerin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin, canlarını ortaya koyarak vatanını savunanların ve canları pahasına bu ülkeyi kuranların kurduğu partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. O yüzden bu partiye ben baba evi diyorum. Gittiğim her yerde sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun bu parti herkesin baba evidir diyorum. Nedir baba evi? Herkes baba evine doğar. Ana kucağına doğar. Büyür, gelişir. Kimi baba evinde kalır, kimi başka tarafa gider. Kimi büyüğünü arar, kimi daha küçüğüne kanaat getirir. Kimi yakında oturur,
kimi Irak'ta oturur. Ama herkes bilir ki başım sıkışırsa, dara düşersem, darlanırsam, zorlanırsam bir baba evi vardır. Çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir ve kapıları açık beni beklemektedir. İşte şimdi gün AK Partililer için, MHP'liler için, tüm siyasi partililer için o gündür ve baba evinin kapıları ardına kadar açıktır. Bir yanımda Yıldırım ilçe başkanı, bir yanımda Bursa il başkanı, biri Yıldırım'daki baba evinin kapısını açık tutacak, biri Bursa'daki baba evinin kapısını açık tutacak. Onlar, sizler, bu partinin emekçileri baba evinin bacası tütsün diye o baba evine yıllardır odun çekenlersiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizin emeklerine sağlık. Şimdi o baba evine gelenler var. Bugün Yıldırım'da 600 kişi koştu, baba evine geldi. Önünde durmadı kimse. Niye gelmedin daha önceden demedi. Niye gitmiştin demedi. Buyur gel, yerin bu baba evinin baş köşesidir dedi. Çünkü bu baba evinin tapusu hiçbirimizde değil. İkisinde de yok. Bende de yok, Kemal Bey'de de yoktu. Bülent Ecevit'in de değildi bu evin tapusu, İsmet Paşa'nın da. Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunun için bütün anketler, çalıştırmalar gösteriyor ki bu ülkede Atatürk sevgisi, ona minnet, Cumhuriyet'in kurucu babalarına, kurucu kadrolarına minnet %95'in üzerindedir. O yüzden Atatürk'ü sevenler Atatürk'ün kurduğu partiyle birlikte yollarına devam ederlerse bu yol kutlu bir yoldur. Bu yol onurlu bir yoldur. Bu yol 47 yıldır birinci parti olmayan, yıllardır iktidar olmayan ama çıkar için, para için, tayin için, terfi için, ihaleler için değil, vatan için, millet için, bayrak için bir arada duranların yoludur. Buradakiler, bu partinin üyeleri kendilerini değil, vatanlarını, kendi evlatları kadar başkasının evlatlarını düşünürler. Yoksulluğu yönetmek istemeyiz biz. Yardım kolilerini alıp da gidip parti propagandası yapmak, kömür yardımı için bile partiye üye kayıt zorunluluğu yapmak, zora düşene önce partiye kaydol diyenlerin partisi değil, yoldan gelene yoldan geldin, aç mısın tok musun diye soranların, ne içersin diye soranların, sonra da seni bana kim yolladı diye sormayıp sana nasıl yardımcı olalım diye soranların partisidir. İşte bu yüzden işte bu yüzden kimileri gelir, kimileri gider, herkes gider. Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. Ulu bir çınardır. Ulu bir çınar. Gün olur, gün olur bu ulu çınarın etrafından hızla büyüyen sarmaşıklar tırmanır, tırmanır, tırmanır. Bazen boyu çınarı aşar. Yukarıdan bakar, tepeden bakarlar çınara. Dalga geçerler, küçük görürler, hakir görürler. Çınar sağlam kökleriyle, iri gövdesiyle, kollarıyla, yeni sürgünleriyle durur ve gülümser. Hele bir kışı görelim der. Kış gelir,
ayaz çıkar, don olur. O yukarıdan gidip de bakanlar kururlar, dökülürler, parçalanırlar. Çınar dimdik ayakta durur. Çünkü bu çınarı ekenler, bu çınarı şehit kanlarıyla suladılar. Bu çınar bu toprakların güvencesidir. Kökü milli mücadelededir. Ucundaki sürgünleri bu partinin gencecik evlatlarıdır. Onun için size vereceğim müjde şudur ki her hafta 10 bin üye kaydediyoruz. Bunun 8300'ü genç üyedir. Gencecik kadınlar, gencecik erkekler bu partiye koşmaktadır. Bu parti gençliğin umudu olmuştur. Bu parti daha 31 Mart seçimlerine kadar 4 gencin 3'ü yurt dışına gitmek istiyorum diyen, artık bu ülkeden umudunu kesen gençlerin bir seçim daha beklemeye karar vermesine vesile olmuştur. Hep birlikte başaracağız bunu. ...31 Mart akşamı şunu da söyledim. Çok sevinip, çok eğlenip kimseyi küstürmeyin, kimseyi üzmeyin. Çünkü daha yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Belediye başkanlarını seçtik. Hepsine söylüyorum. Cebinizde 412 belediye başkanımız var. 412 anahtar. O anahtarlar belediyenin kapısının anahtarı, kasasının anahtarı, şehrin altın anahtarı falan değil. O anahtarlar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimlerde Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın anahtarıdır. Onun için hep birlikte çalışacağız. Başkanlarımızı destekleyeceğiz. Ufak tefek yanlışları, kusurları el birliğiyle örteceğiz. Sosyal medyada güzellikleri çoğaltacağız. Asla ve asla olmaması gereken polemiklere, tartışmalara girmeyeceğiz. Türkiye'yi kucaklayacağız. Birbirimize ve ülkemize sahip çıkacağız. Ülke artık bu ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan'dan, partisinden, ittifak ortağından bir beklentisi kalmamış durumda. 31 Mart tarihinde 47 yıl sonra Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinden partimiz birinci parti çıkmıştır. Hepimize kutlu olsun. O günden bugüne yapılan bütün kamuoyu anketlerinde partimiz hep birinci partidir. O gece 1.8 puan farkla birinci partiydik. Nisan'da 2'nin üzerine çıktı. Mayıs'ta 3.5 puan oldu. Haziran'da 4.5 puan oldu. Dün ve bugün 3 büyük şirket Temmuz anketlerini açıkladı. En düşüğünde 4.5 puan öndeyiz. Bir diğerinde 5.5 puan öndeyiz. Bir diğerinde 8 puan öndeyiz. Bu sefer bu iş hep beraber olacak. Son gece yatarken yarın acaba ne olacak diye düşünmeyeceğiz. Seçimi aylar öncesinden, yıllar öncesinden garanti edeceğiz. Bunun yolu her birimizin bu inançta, bu azimde olmasıdır. Aramızdaki kardeşliği pekiştirmeli, mesafeleri daraltmalı, omuz omuza vermeli, kol kola girmeli, partinin başarısı için hep birlikte yılmadan çalışmalıyız. Küskünlüklere, kırgınlıklara, kızgınlıklara, kişisel beklentilere
feda edilecek bir dönemde değiliz. 100 yıl önce düşmanı kovup bu ülkeyi kuranlar kolay şartlarda değildiler. Çocuklarının işi, kendilerinin aşı, gelecekle ilgili kaygıları bugünküyle kıyaslanmayacak durumdaydı. Onlar canlarını ortaya koydular. Onlar hayatlarını ortaya koydular. Önümüzdeki en fazla 4 yıl ama belki 1 yılı bile bulmadan önümüze gelecek ilk sandıkta 100 yıl öncesinde olduğu gibi bu memleketi bir kez daha kurtaracağız. Demokrasiyi bir kere daha kuracağız. Bunun için her birimize ihtiyaç var. Her birimize. Onun için çoğalmak, büyümek, birlikte çalışmak çok önemli. Yeni üyeler hoş geldiler. Onları etkinliklerine göre en iyi şekilde içimize almalı, çalışmalara katmalı. Bizim ulaşamadığımız yerlere onlarla ulaşmalı. Açamadığımız kapıları onlara açtırmalı. Duyuramadığımız sesimizi onların sesiyle bazı kulaklara ulaştırmalıyız. Bugüne kadar açamadığımız kapıları açacak, gidemediğimiz yollara gidecek, duyuramadığımız sesimizi daha rahat duyuracağız. Görev her birimizindir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne sonuna kadar güveniyorum. Ben örgütün bu işi başaracağına sonuna kadar inanıyorum. Bursa'da birbirinden kıymetli milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz var. 2014 öncesi il genel meclisi üyelerimizden tutun, geçmiş dönemde görev yapan herkesi, il başkanı, ilçe başkanı, yönetici, hepsini bir seferberliğe davet ediyoruz. Partinin kapısını her gün aşındırmalıyız. İlçe başkanından seçime 15 gün varmış gibi görev talep etmeliyiz. Ve Bursa'da kazandığımız büyük zaferden sonra her 2 kişiden birinin oyunu almanın başarısını, çok yüksek başarısını onurla, gururla ama kibre kapılmadan taşımalıyız. Bakın 47 yıl sonra Bursa'yı aldık. 47 yıl sonra parti yeniden birinci parti oldu. 47 yıl önce biz Bursa'yı kazanırken Bülent Ecevit de Türkiye'de partisini birinci parti yapmıştı. O günden bugüne Bursa'yı alamamıştık. O günden bugüne birinci parti olamamıştık. Bursa'yı alan birinci parti oluyor. Yıldırım'ı alan iktidar oluyor. Yıldırım'ı alacağız, iktidara geleceğiz. Ben örgütümüze inanıyorum, güveniyorum. Milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle birlikte hepinizin hep birlikte bu büyük zaferi kazanacağınıza, yine yüzümüzü güldüreceğinize inanıyorum. Geçen sefer size söz vermiştim. Dedim ki bu sefer bu partinin ışıkları erkenden kapanmayacak. Bu sefer kadın kolları tülbenti sirkeli suya basıp başına sarıp çatlayan baş ağrısıyla ışıkları kapatıp zorla uyumaya çalışmayacak. Dışarıdan gelen korna seslerine kulağınızı kapatmayacaksınız. Ve o gece çıktım, partinin ışıklarını gösterdim. Size söz veriyorum, yapılacak ilk seçimlerde hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il binasının, 973 ilçe binasının ve genel merkezinin ışıkları sabaha kadar yanacak. Sabaha kadar yanacak. Bu ülkeyi gelecek seçimlerden sonra
Bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı yönetecek. Günü gelince yeniden güçlü bir parlamentoya döneceğiz. Günü gelecek hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Meclisi'ni yeniden güçlendireceğiz. Ve size söz olsun ki bu ülkeyi artık yoksulların, biraz önce başkan anlattı, anlatırken gırtlağı düğümlendi. Yıldırım'da sütü kasada bırakanların, oğluna çikolata aldı diye yürüyerek eve varanların, yoksulluktan çocuklarının gönlünü yapamayanların ilçesi olmaktan çıkaracağız. Bu ülke Tayyip Bey'in dediği gibi Şangay İşbirliği Örgütü'nün ayda 4500 dolar, yılda 4500 dolar gelire sahip fakir milletlerinden olmayacak. Bize oraya hedef gösteriyor. Bizim hedefimiz, kurucumuzun vasiyeti, muasır medeniyetleri yakalayıp geçmektir. O hedef o tarafta 4500 dolarlık ülkeler vardır. Liderleri zengin, sarayları büyük, araçları lükstür. Bu tarafta saray yerine mütevazi daireler, lüks uçaklar yerine ekonomi sınıfı uçuşlar. Bu tarafta mütevazi makam araçları ama zengin halklar vardır. İşte biz Tayyip Bey'in ülkeyi götürmeye çalıştığı 4500 dolarlık değil, Atatürk'ün işaret ettiği 45 bin 55 bin dolarlık milli gelire sahip bir Avrupa ülkesi olacağız. Tayyip Bey övüne övüne bitiremiyor. Paradan 6-0 attım. Evet attın. Ama sen ne yaptın? 6-0 atınca fiyatlardan 6-0 attın. Kiralardan 6-0 attın. Harcamalardan 6-0 attın. Ama döndün maaşlardan da 6-0 attın. Sen sadece hesabı kolaylaştırdın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi senin gibi 4500 dolarlık değil 45 bin 55 bin 60 bin dolarlık bir hedefe götürdüğünde, yani hızla başlayıp hedefe vardığında 10 yıl sonra evet biz de sıfır atacağız. 6-0 değil, bir tane sıfır atacağız. Ama biz sıfırı fiyatlardan, kiralardan, masraflardan atacağız. Maaşlardan atmayacağız. Alım gücünü 10 kat arttıracağız. Geçen gün grupta söyledim. İzlediniz. İzlemeyenler için söylüyorum. İngiltere'de asgari ücret Türk parasıyla 85 bin lira. Ama market alışverişi Türkiye'den %25-30 ucuz. Yani şöyle düşünün. Biz Avrupa Birliği hedefiyle ekonomimizi iyileştirerek, hukukumuzu iyileştirerek, ülkemize yatırım yaptırarak, yatırım çekerek, güçlenerek, üreterek o noktaya geldiğimizde bugünkü maaşlar alınacak ama mazot 4 lira olacak. Bugünkü gibi maaş alınacak ama düşünün kıymanın kilosu 55 lira olacak. O zaman bu maaş kimseye az gelmez. Önemli olan paranın alım gücünün artmasıdır. Onu yapacağımız günler gelecek. Bu ülkede yoksulluk bitecek. Bu ülkede kimsenin çocuğu hayata kapatamayacağı kadar açık bir farkla geriden başlamayacak. Dindar ve kindar bir nesil diye hepimizin, AK Partili'nin de CHP'linin de Demli'nin de MHP'linin de çocuğunun eğitimini perişan ettiler. Bu ülkede bütün çocuklara eşit, ayrımsız ve en iyi kalitede ücretsiz eğitim verilecek.
Bu ülkede iyi eğitime ulaşmak sınıfsal bir mesele olmaktan çıkacak. Çocukların başarısı babalarının parasına bağlı olmayacak. Biz bu ülkeye her alanda eşitliği getireceğiz. Çünkü biz sosyal adalete inanıyoruz. Sosyal devlete inanıyoruz. Eşitliğe inanıyoruz. Biz ezenlerin değil, ezilenlerin, sömürenlerin değil, sömürülenlerin, biz zenginlerin değil, yoksulların tarafındayız. Sizin tarafınızdayız. Halkın tarafındayız. Halkın iktidarını kuracağız. Elbette servet düşmanı değiliz. Ama birileri 7 değil, 77 değil, 7777 sülalesine yetecek varlıklara sahipken birilerinin çocuklarına, torunlarına yoksulluğu miras bırakmasını da kabul edemiyoruz. Onun için hep beraber, hep beraber önce seçimi kazanacağız. Sonra o sonuçlara göre iktidarı değiştireceğiz. Sonra kurduğumuz iktidarla bu adaletsiz düzeni değiştireceğiz. Bugün Bursa'da kazanmış başkanlara gittik. En son kazanmış bir belediye başkanına değil, seçimi kazanamamış ama gelecek seçimi kazanmaya inanmış, iktidara inanmış Yıldırım örgütümüze geldik. Hepinizi kucaklıyorum. Hepinizi selamlıyorum. Hep beraber başaracağız. Siz başardığınızda Türkiye başaracak. Siz kazandığınızda Türkiye kazanacak. Hep beraber kazanacağız. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.